Her gün yeni bir olaya kalkıyoruz. Her gün yeni bir gizemli olay oluyor. Bu sefer gözlerimiz İzmir'de. Konuyu anlatmadan önce ilk önce İzmir'deki haberi ve İzmir'de yaşanan olayı size anlatmak istiyorum. Sonra bunun 3 tane açıklaması var. Bu 3 açıklamasını size yapacağım. Ama bunların içinden bir tanesi Peygamber Efendimiz'den gelme bir açıklama. Lütfen dikkatli bir şekilde videoyu dinleyin. İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Yani bir gül rengine. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak şaşkınlıklarını ve şok içinde olduklarını dile getirdiler. İzmir'de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu. Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Çok sayıda vatandaş çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. İzmir ilk önce turuncuya, sonra kırmızıya, sonra da kırmızının biraz daha açık olan rengi kızıla çalmaya başladı. Yani gökyüzü kan rengine büründü. Arkadaşlar, bu bir doğa olayı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama son zamanlarda ülkemizde bu doğa olayları çok fazla arttı. Birkaç video öncesinden geceleri duyulan uğultu seslerini, gündüzleri gelen sanki demir seslerini size anlattım. Daha önce gökyüzünden düşen çamur lapalarını ve bilinmeyen bakterileri de size anlattım. Ülkemizde çok fazla bu gibi olaylar yaşanmaya başladı. Özellikle son 10 yıldır ülkemizde bu gibi doğa olayları arttı. Ben buna doğa olayı diyorum. Yani iyimser yaklaşıyorum. Siz farklı da algılayabilirsiniz. Hava kontrol cihazları, yeni gelişen teknolojiler ve dünya üzerinde oynanan birçok oyun ve Allah'ın insanlara uyarıcı mahiyette mesajlar göndermesi. Evet, İzmir'de belki de sıradan bir insan için veya hiçbir şeyin farkında olmayan bir insan için kızıl ve muhteşem bir gökyüzü görebilir. Belki de bu her şeyin başlangıcı. Belki de artık vaat edilen o zaman, o vakit yaklaşıyor. Şimdi bunları neden söylediğimi size daha iyi açıklayacağım. Ben hiçbir şekilde felaket tellallığı veya size korku pompalamıyorum. Olanları anlatmaya çalışıyorum. Bunlardan neler neler çıkartacağımız değil de yaklaşanı hatırlatmaya çalışıyorum. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ben sizin görmediklerinizi gördüm ve biliyorum. Gökyüzü gıcırdayıp inlediği ve gıcırdayıp inlemekte haklı idi. Gökyüzünde alnını Allah'a secde etmiş koymuş bir meleğin bulunmadığı dört parmaklık bile boş bir yer yoktur. Allah'a yemin ederim ki eğer benim bildiklerimi sizler bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Bu hadis aslında bize birer mesaj niteliğinde. Çünkü gökyüzündeki her şeyi kontrol eden melekler var. Onları kontrol eden bir Allah var. Şimdi size bir ayetten bahsedeceğim. Rahman suresi 37. ayet. Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman. 37. ayetin gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman diye çevrilen kısmı kızarmış yağ veya kırmızı deri yahut al kısrak gibi bir gül rengine büründüğü zaman manalarında da anlaşılmıştır. Arkadaşlar, ne kadar kabul etmesek de Türkiye toprakları Müslümanların kalesi olarak görünen bir yer. Burada yaşanacak her şey tüm dünyadaki Müslümanlara birer mesaj niteliğindedir. Bugün İzmir'de veya Kocaeli'de, Samsun'da, Trabzon'da yaşanan birçok olayın içinde büyük mesajlar da olabilir. Bunlar birer teori olabilir diyoruz. Ama anlattığımız ayetse Allah'ın kıyamet gününden önce alametlerinden bir tanesi. Daha doğrusu Peygamber Efendimizin az önce bahsettiğimiz hadiste uyarması gibi. Benim gördüklerimi sizler görmüş olsaydınız çok ağlar az gülerdiniz. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığında dünyada olabilecek her şey ona gösterildi. Cehennem, cennet ona gösterildi. O cenneti ve cehennemi birçok insandan önce gördü. Olacakları ve olmuş olanları Allah-u Teala tüm ümmetine anlatması için ona gösterdi. Kalemin seslerini dahi duydu. İşte Peygamber Efendimizin özelliği ve ayrıcalığı bu. Onun en büyük müjdesi Miraç'ta yaşadıkları ve ümmetini uyarması. Ve Rahman suresi 37. ayette bunu resmen gerçekçiliğe döker gibi. Çünkü gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman. Arkadaşlar, peki bu ne olabilir?
Bugün İzmir'de gördüğümüz olay tüm insanların, özellikle ümmeti Muhammed'in bir uyarıcısı gibi de olabilir, bir sıradan doğa olayı da olabilir. Ama bu gökyüzünün kırmızılaşması tüm ümmeti uyandırmak için bile küçük bir mesaj dahi olabilir. Çünkü ayette bu geçiyor. Göğün yarılması, gül rengine dönüşüp yağ gibi eriyip akması çok müthiş bir olayı tasvir etmektedir. Bu kıyamet olayı mıdır yoksa büyük bir felaketin habercisi midir? Daha önceki ayetlerde yeryüzündeki her şeyin fena bulacağı bildirilmiş olup bundan sonra 37. ayette göklerin de bir bakıma fena bulacağı haber veriliyor. Yani insanların günahları arttıkça gökyüzünün renkleri değişecek. Allah insanlara, özellikle kalp gözü açık insanlara kısa ve net mesajlar yollayacak. İşte bu gökyüzü hadiseleri de bunların habercisi olabilir. Bu yoruma göre olay kıyametin kopmasıyla meydana gelecek, atmosfer yanmaya başlayacak, gül rengini alıp eriyecek, inecek ve böylece mevcut düzen bütünüyle bozulacak. Yine ikinci bir yoruma göre ise bu bir nükleer savaşı tasvir etmektedir. Kuvvetli bir ihtimalle zincirleme şekilde hidrojen patlamasıyla atmosfer ve denizler ateşe dönüşecek. Böylece insanoğlu kendi kıyametini kendi acımasız elleriyle koparacaktır. Yani büyük kıyametin kopmasına vasat hazırlanmış olacaktır. Uyarılar atmosfere yayılacak. Zaten atmosferle denizlerin ateşe dönüşmesi büyük kıyametin en açık ve belirgin belirtisidir. Tabii ki biz burada kıyametin kopacağından bahsetmiyoruz. Burada bahsedilen şey aslında çok önemli bir nokta. Uyarıcı alametler. Yani kıyametten önce, insanların başına gelecek felaketlerden önce bazı uyarıcı mesajlar yollar. Ve bu mesajlar da işte ayette ve hadislerde bildirildiği gibi insanların bir anda karşısına çıkar. Bu arada bu kızılımsı renkle ilgili üçüncü bir detay var. Bu üçüncü detay ise aslında hepimizin yıllarca, belki de yüzyıllardır beklediği Mehdi. Mehdi çıkmadan önce birçok dünyada mesajlar görülecek. Belki de bu kızılımsı gökyüzü renkleri ya da sesler veya duyduğumuz bazı şeyler belki de onun habercisi de olabilir. En doğrusunu tabii ki Allah bilir. Biz sadece şu an teori üretiyoruz. Çünkü ülkemizde dahil dünyanın birçok yerinde çok garip olaylar yaşanıyor. Hatta çok fazla garip olaylar yaşanıyor. Son 100 yılda yaşanan olaylar gerçekten toplansa, bir filme dökülse insanlar sadece şunu söyler: biz kıyameti mi yaşıyoruz? Gerçekten dünyadaki felaketler, savaşlar ve birçok olay bunu gösteriyor. Burada anlayabileceğimiz olay aslında şu: İnsanlar uyarılıyor mu? Gerçekten de bazı şeyleri için büyük deccal sisteminin güçleri düğmeye mi bastı? Yoksa ülkemizde bazı şeyler mi meydana gelecek? Bunların mı hazırlığı yapılıyor? Birçok neden var. Bunun üzerine teori üzerine teori üretilir. Ama asıl mesele şu: ayet ve hadiste binlerce yıl önce nasıl bunlar insanlara haber verildi? Şimdi biz sadece kızıl gökyüzüne takılıyoruz. Ama sadece buraya takılmayın. Türkiye'nin belirli başlı yerlerinde çok garip olaylar yaşanıyor. Bazı mesajlar alıyorum. Bu mesajların içerisinde abi gökyüzünde öyle bir ışık süzmesi gördüm ki ben bu yaşıma kadar böyle bir ışık süzmesi görmedim. Bir diğer mesajdaysa ben Aydın'ın şu şu ilçesinde yaşıyorum ve geceleri garip garip sanki tunç sesine benzer sesler alıyoruz diyor. Buna benzer birçok görsel ve mesaj alıyorum arkadaşlar. İnsanlar bu gibi şeyleri çok fazla araştırmaya başladı. Çünkü artık günümüzde bu gibi şeyler çok fazla arttı. Bunu görmemek tam bir körlük olur. Yani etrafımızda zaten bin bir türlü oyun dönüyor. Dünyanın dört bir yanında savaşlar var. İnsanlar birbirlerini kırıyorlar. Belki de Allah insanlara bir nevi uyarı gönderiyor. Yani şunu unutmamak gerekiyor: Allah bazen mesajlarını öyle noktalardan, öyle yerlerden yollar ki bunu bazı insanlar anlar ama çoğu insan anlayamaz. Kızılımsı bir gökyüzü. Ne olabilir ki? Yeryüzü kan gölüne dönmüşken gökyüzü neden kızıla bürünsün ki? Bakın, konuştuğum şu sözde bile ince bir mesaj var. Yeryüzü kan gölüne dönmüş durumda. Allah da belki de bazı felaketlerden önce bizi uyarıyor. Ya da bunların hepsi birer mesaj da olabilir. Belki de Mehdi'nin çıkış alametleri de olabilir. Belki de başımıza gelecek büyük bir felaketin alameti de olabilir. Yine en doğrusunu Allah bilir diyerek videomuzu burada bitiriyorum. Neden videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar? Elbet ki bu videoda karşı çıkacak olanlar olacak. Belki bana atıfta bulunup sert sözlerle yüklenenler veya linç edenler de olacak.
Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Dünyada her şey aslında bir uyarı. Her şey bir ibretlik. Bunu algılayabilmek çok önemli. Arkadaşlar, son 10 yıldaki yaşanan, son 4 yıldaki yaşanan felaketlere şöyle bir bakarsanız, gerçekten bu videonun kıymetini anlarsınız. Belki de ben sizi bu gibi olaylar öncesinde uyarıyorum. Dikkat edin insanoğlu diyorum. Allah'ın gazabı belki de çok çetin bir şekilde üzerimize yaklaşıyor olabilir. Benim diyeceklerim bu kadar. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.